TV ekranlarından hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ekranları başlarında bizleri izleyen siz kıymetli izleyicilerimizin üzerine olsun. Evet, yeni bir günde, yeni bir hanımlar rehberi programıyla, yeni bir konuk ve konuyla bugün de karşınızdayız ve en kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Çok da fazla duymadığımız, aşina olmadığımız fakat gerçekten özellikle biz annelerin bilmesinde çok fayda gördüğümüz bir konuyla inşallah karşınızda olacağız. Efendim, duygusal zekayı konuşacağız. Duygusal zeka nedir? Neden önemli? IQ ve duygusal zeka arasındaki fark nedir? Hangisi daha çok önemli? Gibi pek çok sorunun cevabını arıyor olacağız. Değerli stüdyo konuğum, aile danışmanı ve klinik psikoloji uzmanı Yeliz Sibgatullah hanımefendi ile hanımlar rehberi bugün de rehberlik edecek bir konuyla başlıyor. Bizden ayrılmayın efendim. Yeliz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Çok şükür efendim. Evet, gerçekten duygusal zeka çok fazla bilmediğimiz bir konu. Fakat şöyle, özellikle kitabınızı da açıp çevirdiğim zaman aslında bilmemiz gereken, özellikle biz annelerin gerçekten bilmesi gereken bir konu olduğunu bir daha anladım. Kitabınız da hayırlı olsun. Ne zaman çıktı kitabınız? Teşekkür ederim. Geçen yıl Mart ayında çıktı. Henüz daha yılını tamamlamadı kitabımız. Daha çok yeni. Evet, yeni bir kitap. Evet, şöyle şeye gösterelim kameraları da. Duygusal zeki anneler. Evet. Duygusal zekayı, annelerin duygusal zeka anlamında kendilerine neler katabileceklerini, duygusal zekanın kuramsal açıklamalarıyla birlikte kitabın bir de ikinci bölümü var. İkinci bölümünde de baş etme becerilerini anlatıyor. Sadece teorik bilgiyle olsun istemedik. Şimdi yayın veren duygusal zeka ile ilgili kitaplar var. Fakat annelere yönelik, sadece duygusal zeka ve anneye yönelik içerikli tek kitap şu an alanında, Türkiye sahasında. Anneler çünkü önemli. Çalışma yok zaten bildiğim duygusal kadarıyla. Duygusal zeka anlamında daha çok iş yerlerine, iş performansını artmaya, işletmenlere yönelik bir çalışma var. Çeviri kitap var Goleman'ın yine aynı şekilde. Zaten kaynak kitap Goleman'dan geliyor. Aynı şekilde 1990'lı yıllarda duygusal zeka çıkıyor. Duyguların Dili adıyla yine Nevzat Tarhan hocamın çok da değerli bir eseri var. Benzer şekilde birkaç kitap var ama annelere yönelik içeriği biraz daha sınırlandırılmış. Şu an sahasında tek kitap. Teorik bilgiden ziyade buradaki kitapta daha çok uygulama kısımları çok önemli. Çünkü işte duygusal zekanın kısaca bir tanımını istersen yaparsak buradan da kitaptan da gidebiliriz. Duygusal zeka... O zaman evet, tanımıyla başlayalım. Kitabınız hayırlı olsun, bereketli olsun, Rabbim yüreklere dokunmayı nasip etsin diyelim. Ve İhtiyacı olan zeka... herkese ulaşsın. Kişi bir şeye ihtiyaç duyuyorsa Rabbim Mevlam bir şekilde onun karşılarına çıkaracaktır. Kesinlikle. Ben bunu kesinlikle çok yaparım bazen. Biz annelerin de çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zira ben gelmeden önce şöyle bir konuya baktım. Kitabı da az önce böyle biraz karıştırma fırsatım oldu. Çünkü yeni elime geçti. Gerçekten ihtiyacımız olan konular bunlar, ihtiyacımız olan bilgiler. Kaleminize, yüreğinize sağlık diyelim ve başlayalım konuya. Başlayalım. Nedir duygusal zeka Yeliz Hanım? Duygusal zeka... Şimdi şöyle bir tanımlıyorum. Akılla duyguların el ele olduğu, birlikte gittiği, yani aklın da yok sayılmadığı, tamamen duygusal olmaktan da farklı bir şey. Aslında duygusal zekanın ne olmadığını da biraz anlatayım. Ne olmadığını bilirsek ne olduğunu bazen daha iyi algılarız. Duygusal zeka yıllar boyunca, biliyorsunuz, yüzyıllar boyunca akıl hep ön planda oldu. IQ dediğimiz. Hala bile böyledir. Evet. Hala okul sezonunda çocuğunuz varsa anneleri, ben çok gözlemlerim okul veli toplantılarında, hep bir yarış halindeler. Zihinsel zekayı acayip derecede önemsiyoruz. Sürekli ders başarısı hani olarak düşünün. Akademik ön plana alırken de aslında çocuklarımızın ve en önemlisi kendimizin de duygusal yapısını yok saymış oluyoruz. Şimdi Batı yüzyıllar boyunca hep akılla uğraştı. Düşünüyorum öyleyse varım. Dan aslında hissediyorum, öyleyse varıma giden bir yolculuktur duygusal zeka. Hislerimize önem vermek. Bizi biz yapan da aslında zihinsel zekamızdan ziyade aslında duygularımızdır. Hastalıkların kökenine bakın, genelde hep duygudur, duygu çıkar. O yüzden de duygular ve duygusal zeka önemlidir. Duygusal zeka, evet, duyguların bir bütünü halinde onu kullanmayı, düzenlemeyi, yönetmeyi gösteren bir sistem esasında. IQ zekadan farklı olarak duyguların da var olduğunu işe katmak. Bir IQ zeka
akademik anlamda kişiyi başarıya götürebilir. Düşünün ki bir kişi evet çok iyi bir IQ zekayla matematik profesörü olabilir. Fakat bununla birlikte yüksek duygusal zekaya sahip bir kişi de matematik profesörünün olduğu üniversiteye bölüm başkanı olabilir. Hı hı. Çünkü duygusal zeka kişinin kendini tanıması, kişiler arası iletişimi, empati, sabır, iyimserlik, stresi yönetme becerileri, problem çözme becerilerinin hepsini bir arada içinde barındırır. Dolayısıyla ebeveynler, anneler, kişiler evet IQ önemli. Ama IQ tek başına yeterli değil. Hele de bu zamanımızda. Bazen görürsünüz 5 dil biliyor, 2-3 üniversite bitirmiş ama 2-3 kelimeyi bir araya getiremiyor. Göz teması kuramıyor, konuşamıyor. Hı. İletişime geçemiyor insanlar. İşte duygusal zeka burada bir kurtarıcı. Burada küçük bir parantez açalım mı Yeliz Hanım? IQ'su çok yüksek olup başarısı çok düşük olan insanlar var. Dediğiniz gibi IQ'su çok yüksek fakat sosyal ilişkilerinde gerçekten ciddi anlamda böyle geri planda duran, asosyal olan bireyleri çok fazla görüyoruz toplumda. Bunun buradan yola çıkarak aslında bu IQ dediğimiz duygusal zekanın da aslında beyni hükmettiğini, IQ'nun üstünde ötesinde olduğunu diyebilir miyiz? Üstte altta demek yerine birliktedir. Yani yönetici IQ konumunda duygusal zekaya, duygusal zekada IQ'ya bağlı. İkisi birbirinden ayrı aslında düşünülemez. Hı hı. Sadece bugüne kadar yapılan unutulmuş olan şey sadece IQ'nun önemsenmesiydi. Şimdi ikisinin birlikte olduğunu gösterebiliyor. Yine yanılmıyorsam üniversite araştırmasından birinde, uluslararası bir araştırmada IQ'su yüksek olan insanlar araştırılıyor. Çok iyi yerlere gelmişler. Akademik anlamda, maddi anlamda. Fakat bu insanlar sadece IQ anlamında yüksek. Duygusal zeka ile ilgili bir çalışma yapılmamış. Bu insanların sonrasında mutsuz olabildikleri, stresle baş edebilme güçlerinin yüksek olmadığı görülmüş. Bunun yanı sıra IQ anlamında çok yüksek olmayıp ama duygusal zeka anlamında farkındalığı gelişmiş bireylerin hayatlarına baktığında stresi tolere etme, mutluluk ve huzuru yakalamada, problem çözme becerilerinde daha sağlıklı ilişkiler geçirildiği görülmüş. Buradan da bakınca evet IQ tabii ki önemli ama duygusal zeka sosyal ilişkilerimizde aslında insan olma. Eskilerin deyimiyle aslında duygusal zeka şu manaya da gelir. Nefis terbiyesiyle birlikte kamil insan olma özellikleri. Hı hı. Aslında duygusal zekanın çıkışı Batı'danmış gibi görünse de köken aslında dedelerimizden, anneannelerimizden, için içinde değerler eğitimimizden maneviyatın da olduğu bir şey. Orayı biraz daha farklı açalım. Farklı bir şey değil esasında. Orayı birazcık daha açalım. Daha doğrusu oraya değinmişken o zaman çıkışına mı değinelim, çıkışına mı girelim? Ne zaman çıktı bu? Şimdi duygusal zeka kavramı 1980'lerde Mayer ve Salovey adlı kişilerin yaptıkları bir araştırmayla çıkıyor. Hı-hı. Sonrasında Goleman bunu kitap haline çeviriyor. Birdenbire trend oluyor. Şimdi Batı'da bu kadar birden parlıyor. Batı'da parlamasının nedeni de şu. Batı her şeyi aklıyla çözdüğü için, değerler geri planda kaldığı için birden trend yapıyor. Patlama yapıyor neredeyse duygusal zeka. Hı hı. Türkiye'ye de yine 1990'lardan sonra geliyor. Fakat bu bizde hani birdenbire aman aman diye bir şey birden karşılamıyor. Çünkü biz hala geleneksel anlamda da duygularımızı da yok sayan, sadece akılla yürütülen geleneksel anlamda da değiliz. Fakat şu var geleneksel yapımızda. Duygularını düşünme, erkek adam ağlamaz, güçlü ol. İşte duygu sanki daha çok kadınlara, akıl ise erkeklere mal edilme olayı maalesef ki bizim ülkemizde de var. Hala bile bazen duygularımızı belli etmeyiz. Duyguları yok sayarız. Yok saydığımız için de aslında ruhsal, fiziksel altında hastalıklar çıkar. Belki bu biraz daha farklı bir konu, hastalıklar. Biraz sonra vaktimiz kalırsa buna da girmek isterim. Hı hı. O yüzden de Türkiye'deki gelişimi de belki birdenbire patlama olmadı. Bu kadar duyulmamasının nedenlerinden bir tanesi. Fakat bu hiç duyulmaması anlamına gelmiyor. Sadece adı değişti. Nefis terbiyesi, kamil insan olma. Feraset dediğimiz, farkındalık dediğimiz, şu an mindfulness adıyla şu an benzer eğitimler yine duygusal zekadan çıkmış fakat ismi değiştirilmiş. Biz maalesef şunu da yapıyoruz psikolojik olarak da. Çıkardığımız o güzel ekoller, değerlerimize biz sahip çıkmadığımız için o gidiyor batıya, etiketi değişiyor, tekrar bize geliyor. Evet, kesinlikle. Şimdi duygusal zekayı konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımız zaman zaten orada da şahit olmuyor muyuz buna?
Yani son derece yüksek bir empati gücü. Bakıyorsunuz evet. olumlu, yani hayatın her alanında böyle olumlu bir düşünce hakim, olumlu Kesinlikle. Davranışlar. Nabza göre şerbet, kişinin duygusunu anlaması, peygamberimizin çocuklara verdiği önem, onlarla şakalaşması, oyun oynarken onların diline inmesi. Şey var, siz böyle söylerken benim de aklıma geldi, sahabeden biri geliyor, benim 10 tane çocuğum var, ben çocuklarım hiçbirini öpmem diyor. Peygamberimizin verdiği cevabı da biliyorsunuz zaten. Peygamberimiz ise o dönemde düşünün, çocukların değer görmediği, kız çocukların diri diri gömüldüğü, çocukların sevilmediği, öpülmediği bir durumda çocuklarıyla oynarmış. Sırtlarını Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sırtına çıktığına dair rivayetler de var. Aslında evet, buradan baktım mı duygusal zeka peygamberimiz, evet peygamberimiz bu anlamda en duygusal zeki insandı diyebiliriz tabii ki. Evet. Yani biz aslında oraya baktığımız zaman bile gerçekten hani bugüne kadar, bugünümüze kadar ya da hangi tarihte çıktı, ona buna çok fazla gitmeye gerek yok. Hani az önce dediniz ya, bizim aslında tarihimizde mevcut gelenek göreneklerimizin belki içinde, arasında belki dedelerimizin, ninelerimizin hal hareketinde, davranışlarında görebiliyoruz bunu. Evet, Resulullah'ın hayatında, yani İslam tarihinde de buna şahit olabiliyoruz ve bakıyoruz gerçekten en güzel duygusal zeki olan, dediğiniz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnceleyip baktığımız zaman, araştırdığımız zaman, belki biraz kafa yorduğumuz zaman bu sonuca ulaşabiliriz. Fakat nedense batının çıkardıkları cazip geliyor insanlara, değil mi? Öyle evet, de bir gerçek evet, var. Evet, maalesef böyle bir durum da var. Ama işte şu da var. Biz kendimiz bilim insanları olarak da sahip çıkmıyoruz. Bunları bir kategorizeleştirmiyoruz. Belki bunları bir kategorize haline getirmiş olsak, bunları bir paket program haline getirmiş olsak, adını da ona göre koyduğumuz zaman bambaşka şeyler olmuş olacak. Şimdi genele yayılmış bir durumda. Ama azıcık onu böyle sınırlandırılıp, evet, peygamberimizin duygusal zekası, işte ayet ve Kur'an'a göre böyle bir çalışmam vardı, makale şeklinde. Ayet ve hadislerin biriktirilip duygusal zekaya uyarlanması hali, ki benzer çalışmalarına da evet çok çok da ihtiyacımız var esasında. Bu çalışmalarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, ciddi anlamda böyle bir çalışma, gerçekten böyle çalışmalar yok, fakat dediğiniz gibi makale düzeyinde var. Mesela evet, evet. ben şeyi okumuştum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o hurma çalan, hurma alan çocuk hikayesini bilirsiniz Yeliz Hanım. Alıyor hurma, bahçesinden hurma çaldığı adam, opar topar çocuğu alıyor götürüyor Resulullah'a ve diyor ki ısrarla buna ceza vermek istiyorum. Resulullah orada oradaki aslında yaptığı davranışları mesela eğitimciler sıralayabiliyor. Hani çocuğa ilk önce soruyor, başını okşuyor, ondan sonra devamında. Önce nedenini soruyor, neden yaptığını, sonra başını okşuyor, sonra yol gösteriyor. Yani bunları aşama aşama gerçekten böyle derlendiği zaman, yazıldığı zaman, açıldığı zaman çok güzel aslında bir de bir miras bırakılmış oluyor. Çok güzel kaynaklar aslında bırakılmış oluyor, ama dediğiniz gibi gerçekten böyle bu anlamda kaynaklarımız yok. Evet, ciddi anlamda bir sahip çıkıp üzerinde biraz da belki kafa yormak, zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü bizim boş bıraktığımız her alan bir şekilde dolacak. Biz Müslümanlar boş bırakırsak o bir şekilde dolacak. Ve sonrasında gerçekten pişmanlığını yaşamamak için ya da nasıl düzeltelim dememek için belki de en başından ele almak, biraz sıkı tutmak gerekiyor. Ve yine duygusal zekaya dönecek olursak, duygusal zeka ile duygusal olmak aynı şeymiş. Şimdi burada da duygusal zeki anneler demişsiniz. Anneler ve duygusal. Evet, anneler gerçekten duygusaldır. Duygu farklı bir kavram. Duygusal olmak başka bir kavram. Duygusallık apayrı bir kavram. Şimdi bizim aslında hani erkeklere yakıştırılmayan duygusallık kavramı, hani parantez içinde konuşacağım. Evet, duygusallık, hani aşırı hassasiyet göstermek, hani üzüldünüz, hayatınız bitmiş gibi hep üzüntüyle hareket ederseniz, evet orada çok fazla duygusallık, merhamet, hani tamam merhamet çok güzel bir şey, ama oradaki duyduğunuz merhamet sizi hayatınızdan alıkoyuyorsa, misal veriyorum, evet Filistin bizim kanayan yaramız, evet çok üzülüyoruz, ama ben bu üzüntümü sadece evimde oturup 7-24 ahu figan edip hiçbir harekete geçirmezse o duygu beni, o duygusal olup onu orada hiçbir şey yapamamaya getiriyor. Ya da yeni nesiller için konuşalım, gençler evet bir duygu yoğunluğu yaşıyor, bir ilişki gerçekleştiriyor, misal veriyorum aşık oluyor ama kendini götürüyor, duygularını yönetme becerisi olmadığı için köprüden aşağı atanları. Duymuşsunuzdur. Ya da son dönemlerde boşanma, ayrılma aşamasında görüyorsunuz.
eşini öldürenler, çocuğunu öldürenler, zarar verenler hepsi aslında duygularını yönetemediği için, duygularının farkında olmadığı için, onları düzenleme becerilerinden mahrum oldukları için ne yapacaklarını bilememektedirler. O yüzden evet, duygusallık kısmına hoş baş bakmıyoruz ama duygusal olmakla, yani duygusallık farklı bir şey. Duygusal zeka ise, ki en uygun tanımlardan bir tanesi, akıl yine var, akıl hiç yok saymıyor. Düşüncelerimizi akıllıca yönetiyoruz. Sadece düşünce değil, tek başına duygu da değil. Düşüncelerimizi akıllıca yönetme sanatı diyebiliriz. Düşüncelerimizi akıllıca yönetme sanatı. Duygularımızı akıllıca yönetme sanatı. Hepsi aslında birbirine benzer bir şey. Yani duygu var, akıl var. Düşünce de var. Yönetim, düşünce de var. Yönetme ve düzenleme de var. Evet. Aynı şekilde. Hı-hı. Yani bunun hepsinin bir araya geldiği bir bütün esasında. Bir de şöyle bir şey düşünelim. Biz nereye gidersek gidelim, duygularımız bizimle geliyor. Bir de böyle İnsan bir şey var. İnsan olmamızdan kaçınmıyor dolayı zaten. Evet. Biz esasında terapide de çok görüyoruz. Bireysel terapiyle yakından ilgileniyorum. Bizi hasta eden şey aslında önemsemediğimiz, yok saydığımız, ta bazen de çocukluğumuzdan biriktirdiğimiz, üstünü örttüğümüz o duygular. Üstünü örtmekle örtülmüyor. Daha güçlü bir şekilde de geliyor. Onun yok için sayıyoruz. Psikologlar çocukluğuna inelim repliği vardır ya Yeliz Hanım. Kesinlikle hani çocukluğuna inmek kavram. Lazım. Yani o üstü sürekli örtüldü. Hı-hı. Fakat üstü örtülüp aslında yok saymakla yok olmayan olmuyor. Duyguların patlama olarak geleneksel çıkması mı? Geleneksel Türk geleneğinde biz bunu çok yaptık. Özellikle bir önceki jenerasyondan, bir geçmiş kuşaktan. Duygular, evet, bu anlamda bakarsak duyguları yok saydık. Kız çocuklarının duyguları özellikle de daha örselenerek yetiştirdik maalesef. Böyle bir durum vardı. Burada da duygular yok sayıldı. Bir başka, şu anki yeni kuşakta da duygular aslında yine yok. Sadece çocukların istekleri var. Kumanda olmuş ebeveynler var. Helikopter ebeveynler dediğimiz belki bir kavram da var burada. Evet. Yani iki uçlardan şöyle ortalara gelmemiz gerekiyor. Ya duygular çok fazla bastırılıyor da tamamen haz odaklı, hız odaklı bir yaşam İkisi tarzı. De yanlış. Dediğiniz çok güzel bir şey demeliyiz. Her duygumuzu aklımıza geleni, eseni yap demek de değil duygusal zeka. Çünkü oradaki kısım biraz duygusallığa gidiyor. Yani sadece haz odaklı da değiliz. Süzgeç mi var orada? Bir süzgeç görevi, bir muhakeme. Evet, orada bir süzgeç var. Olması da gerekiyor. Dolayısıyla Freud'un çok güzel bir sözü var. Bir insanı unutabilirsin diyor. Bir insanın sana ne söylediğini de unutabilirsin, nasıl davrandığını da unutabilirsin ama sana ne hissettirdiğini asla unutmazsın diyor. Evet. Aslında çok doğru bir kavram. Bunu yıllar sonra, Freud'da pek aram yoktur bu anlamda belki, yıllar sonra hipnoterapi ile ilgilenince, hipnoterapi eğitimlerini bitirdikten sonra... Aynı zamanda hipnoterapistiniz de değil mi? Çalışmalara gidince evet bunu gördüm. Kişiler evet çocukluğunda hatırlayamadığı anılara gidiyor. Çünkü hipnoz biraz daha özel bir çalışma metodu. Kişinin bilinçaltında bazen hatırlayamadığını, ruhsal fiziksel rahatsızlıklarında kodlarına ulaşmayı sağlayabiliyor. Bunu o zaman fark ediyorsunuz ki küçücük evet, bir soru sorayım. Kişi hissi orada, unutmuyor. Buyurun tabii ki de. Bilinç yerinde mi? Bilinç yerinde, evet. Tamam. Hipnoz, bilinçle bilinçaltının, o da çok ayrı, çok geniş bir evet, konu. Evet, sadece merak evet, ettim. Evet, tabii ki, tabii ki. Bilinçli bir şekildedir zaten. Hı-hı. Bilinçsiz olması mümkün değil. Evet. Burada da yine bakınca kişiler aslında yine hislerini unutmuyor. Mümkünatı yok. Kişiler 2 yaşına gidiyor. 1 yaşındaki olayları bile bazen uyguladığımız o tekniklerle hatırlıyor. Bazen olayı hatırlamasa bile hatırladığı şey ne biliyor musunuz? Hissi, duygusu. Bu bazen bir koku dahi olabiliyor değil mi? Evet, tabii, tabii tabii. Bir kokuyu, bir yerden bir koku geliyor. Koku ta geçmişe götürüyor. Aslında ne zamana götürdüğünü de, hı-hı, belki size neyi çağrıştırdığını belki o zaman hatırlamıyorsunuz. Fakat o içte, evet, ya bir sevinç ya da bir hüzün duygusuyla yasa, beraber ortaya çıkıyor. Yasa da götürebiliyor bazen. Hı-hı. Bir kayba götürebiliyor. Her şey biz insan olduğu için. Her şeyi yaşıyoruz. Bunu çocukluğumuzda da bazen yaşıyoruz. Hı-hı. Ölüm deyince kişilerin aklına geliyor. Ama ölüm demek sadece siyah bir renk demek değil. Bazen çok iyi bir anınızda, bir ölüm haberi aldığınızda, misal veriyorum, çok lezzetli bir yemeği, sevdiğiniz bir yemeği yiyorsunuz. Onun üstüne bir sevdiğiniz birinin kaybını alın, o yemek gider sizde artık. Bambaşka bir hale gelir. İşte aslında sizi orada hissettiren şey duygu yine. Ölümün düşüncesi değil, ölümden korku düşüncesi değil, kaybetme korkusu.
Hı-hı. O yüzden de duygular bu anlamda baktığımız zaman biz duyguları bir de şöyle biliyoruz. Sadece korku, öfke, mutluluk, üzüntü, hı-hı, şaşkınlık, tiksinti gibi biliyoruz. Değil. Bunlar ana duygular. Bir de arada olan yaklaşık 400 tane duygu olduğu söyleniliyor. Yani hüzün, çok, sevinç, heyecan, düşünün, hepsi bunların içinde. Tiksinti, iğrenme, hepsinin birbirinden, kaygı diyoruz, panik diyoruz. Bunların hepsi aslında duygulardır. Biz sadece 6 temel duygudan gitmiş oluyoruz. O ara ara olan duyguları da birbirimize yansıtmıyoruz, dile getirmek lazım. Hı-hı. Çünkü bastırdığımız o duygu dile gelmediği sürece bizi hasta eder. Dile gelme konusunda da ama sıkıntı yaşıyoruz. Yani dile getirme konusunda, evet, da ne şekilde dile getirme? Yani bazen dile getirdiğimiz zaman, hani dile getirmede sürekli niyetlerimiz şüphesiz iyidir. Yani belki o sorunu çözmek, belki o olumsuz olan duyguyu olumluya çevirmek adına belki dile getiriyoruzdur. Fakat dile getirme şeklimiz, karşındakini kırıp döküyor muyuz? Ya da aslında dile getireyim, önemli, rahatlayayım derken daha beter mi depresyon haline giriyoruz? Şey söylerim buradan, benim danışanlarım da dinleyen de olursa kulaklarına aşina gelmeyecek. Kelimem hep şudur: sakince kendimi ifade ediyorum. Sakince. Sakin kavramın içi çok doludur. Evet, aslında öfkemi bile sakince. Bazen diyorlar ki, ya hoca, öfke dediğin şey sakince dile getirilir mi? Evet, evet, getiriliyor. Onu da sakince dile getiriyoruz. Onun için çok de büyük bir terbiye, bir eğitim gerekmiyor mu? Gerekiyor. Zor bir şey. Tabii. Zor bir şey. Bazen anında yapamıyoruz. Anında yapamıyorsak onun da bir takım, 5 dakika ara vermek, mola vermek gibi bir takım teknikleri, hı-hı, var. Ama en önemlisi nefes teknikleriyle çalışıp sakinleştikten sonra öfkelendiğimiz asıl olay neyse onun üzerine gitmek. Ama çok dikkat edin, öfkelendiğimiz şey, konu öfkeye geldiği için kısacık gireyim. Hı-hı. Öfkelendiğimiz şeyin altında başka bir şey oluyor. Ben aslında şu an çok kızdım, eşime kızdım, eşim geç geldi, kızdım. Aslında geç gelen eşime mi kızdım? Oradaki duygum önemsenmediğimi mi hissettim? Evet. Genelde öfke zaten bu yüzden ikinci bir duygudur. Altta başka duygular yatar. Biz işte kendi gerçek duygularımızı bilmediğimiz için de hasta oluyoruz. Hı-hı. Asıl duygum ne? Hı-hı. Kızgınlık mı? Kırgınlık mı? Küstüm mü? Yok mu sayıldım? Kendimi ötelenmiş, değersiz mi hissettim? O anda bunun analizini yapabilmek nasıl bir şey, yapılabilir mi? Bazen yani yapılamayabiliyor ama eğitimle bulmak, tabii ki kendimize sormamız lazım ki o da şimdi duygusal zekanın birinci basamağına girmiş olacağım. Hı-hı. Kendini tanımaya geliyor. Evet. Öz farkındalık dediğimiz bir şey, kişinin kendini tanıması. Peki bu gelişen bir şey midir, duygusal zeka? Duygusal zeka, evet. Şimdi tam da bu duygulardan evet, konuşmuşken evet, çok güzel, çok güzel bir soru oradan sordum. Oradan devam edelim. Nasıl tabii, gelişiyor bu? Yani geliştirmek istiyoruz biz de doğal olarak. Tabii, çünkü kesinlikle, duygularımız yön veriyorsa eğer şimdi, bize. Bundan yıllar öncesi aykırı. Yalnız Yeliz Hanım, buyurun, araya gitmem gerektiğini söyleniyor. Tamam. Evet, tam bu güzel yerde bırakalım. Aradan bölmesin, sonra devam edelim, evet, tabii ki. Evet, Hanımlar Rehberi'nde şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, Hanımlar Rehberi'nde bugün klinik psikoloji uzmanı ve aile danışmanı Yeliz Sıbratullah Hanımefendi ile birlikteydik ve duygusal zekayı konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet Yeliz Hanım, en son duygusal zeka gelişir mi sorusunda, hı hı, kalmıştık ve hatta tam soruya giriş yaparken aramıza gittik. Aradan sonra rahat rahat konuşalım diye girmedik. Evet. Şimdi duygulardan bahsettiniz az önce, hı hı, duyguları anlattınız. Aslında duyguların bizim üzerimizde ne kadar etkili olduğunu, hayatımıza gerçekten yön verdiğini bir yerde anlattınız, evet, açıkladınız. Peki bu duygusal zeka gelişen bir şey mi? Hı hı. Duygusal zeka gelişir. Hı hı. Şimdi eski yazılmış kitapları okuyan olursa IQ'nun aksine duygusal zeka gelişir diye bir kavram vardır. Aslında IQ da gelişiyor. Zeka ve akıl oyunları bir takım tekniklerle, hı hı, o da gelişiyor. Bunu hani yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. Duygusal zeka da gelişir. Duygular doğuştan geldiği için bazı insanlar şöyle bakıyor. Doğuştan getirdiğimiz hiçbir şey değişmez diye bakıyorlar. Hı hı. Bu doğru bir kavram değil. Duygusal zeka gelişir. Duygular doğuştan gelir. Hatta anne karnından bile geçiş olur. Bir bebeğin duygularını yüzüne bakınca anlarsınız. Hatta duygusal zekanın ilkokulu ailedir. Hı hı. Sonra okul, öğretmen, o çocuğun yaşam şeyine göre değişir. Ama ilki ailede başlar duygusal zeka. Evet. Gelişmesi de dolayısıyla
Nasıl olacaktır? Anne babaya bağlı. Şimdi anne karnında başlar dediniz ya. Aslında şöyle de bir şey söylemiş olurum izleyicilerimize. Evet, duygusal zeka anne karnında başlıyor ya. Anne karnında duygusal zekayı geliştirmek adına ne yapabilirler anneler? Hani kısacık bir bilgi de vermiş olalım bu anlamda. Şöyle olabilir, duygular genlerle geliyor. Çocuğun dolayısıyla nasıl ki kol, kemik gelişimi, bir genetik yapısının gelişmesi annenin yediği içtiğiyle streste olup depresyonlu olup olmamasına bağlıysa, mesela yapılmış bir araştırmada sigara içen annelerin işte yaklaşık %50 gibi bir oranında hani doğumdan sonraki engellilik durumlarına bakılıyor. Buradan sigara içen bir annenin çocuğun sağlığını nasıl etkileyebiliyorsa, aslında yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz havaya kadar, düşüncelerimize kadar hepsi etkiliyor. Evet, bunun için öncelikle kendi farkındalığı olan bir anneye çok ihtiyacımız var. Doğduktan sonra da çocuk ne yapar? Mimiklerle alır dünyayı. Çünkü duygular evrenseldir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, gülücük hep aynıdır. Hatta bununla ilgili araştırmalar var değil mi Yeliz Hanım? Mesela çocuğa... Paul Ekman'ın bir araştırması var. Siz anlatın buyurun. Kitabın içinde de yer vermiştim. Şöyle araştırma. Tamamıyla böyle balta girmemiş ormanlar gibi düşünün. Teknolojinin hiçbir şeyin olmadığı yerli halkın oraya gidiyor. Duygu ifadelerine bakıyor. Aynı dili bilmiyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Teknoloji yok, telefon yok, televizyon yok. Kaldım öyle yer diyeceksiniz. Buluyor Paul Ekman var. Orada yaptığı çalışmalarda... Gülümseme her yerde, mutluluk ifadesi, öfke her yerde. Bunu zaten çocuklara çizdirince de çok iyi görüyorsunuz. Buradan da yola çıkarak diyor ki, evet insanlar, Hazreti Mevlana'nın sözü de çok güzel. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu yaşayanlar anlaşır. Misali duygular da evrenseldir. Biz aynı dili konuşamıyor olabiliriz ama duygularımızı anlıyoruz ifademizden. Dolayısıyla dünyanın neresine giderseniz gidin, kişi maske takmadıysa tebessümü, mutluluğu, gülüşünden, gözlerinden, mimiklerinden anlarsınız. Hiçbir zaman çatı kaşılmış bir şekilde bir gülümseme görmemişsinizdir. Bu da kişilerin yüzlerinden okunmuş olur. Buradan da duygular evrenseldir. Yargısına varılıyor. Bebekler için de yapılıyor bu değil mi Yeliz Hanım? Yani bebeğin anne işte bir anda ihtiyacını, evet, mesela örneğin bir gün ihtiyacını, her türlü ihtiyacını karşılıyor. Fakat şey yapmıyor. Hiçbir şekilde gülümsemiyor, hiçbir şekilde gülmüyor. İşte bir günde bütün ihtiyaçlarını karşılıyor fakat gülümsüyor. İşte bunun sonunda çocuğun, annesinin bedensel ihtiyaçlarını karşılayıp aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarını karşıladığı gün ile diğer günün karşılaştırmasını yaptıkları zaman çocuk işte annenin o mimikleriyle, hareketleriyle tebessüm etmediği, gülmediği, yani duygusal bağ kurmadığı günde çocuğun birdenbire ağladığını ve gerçekten o ağlamanın dozunun gitgide yükseldiğini, çocuğun susmadığı gözlemleniyor. Ve buradan da evet bir daha gerçekten duyguların ne kadar önemli karşımıza çıkıyor. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. İhmal edilmiş çocukluk dediğimiz bir de bağlanma kuramcıları vardır. Güvenli bağlanma. Güvenli bağlanma bir çocuğun 0 ile 2 yaş arasındaki durumdur. Güvenli bağlanma da duygu içerir. Yani şudur güvenli bağlanma. Güvenli bağlanmayı iyi geçiren kişilerin yetişkinliklerinde de, evliliklerinde de, sonraki hayatlarında da güvenli bir ilişki kuracağı varsayılır. Şudur, kişi, bebek neye ihtiyacı olur? Doyurursunuz, emzirirsiniz, sıcaklığınızı verirsiniz, seversiniz, şefkatinizi gösterirsiniz. Aslında o da bir hisle de bu bağlantı zaten olmuş olur aynı zamanda. Çünkü o hormonlar zaten anne karnına düştükten belli bir aydan sonra zaten gelişiyor. Süt verdikçe de anne ile bebeğin bağlanması ayrı bir güçlenmiş oluyor. Dolayısıyla çocuk ihtiyaçları karşılandığı zaman güvenli bir bağlanma gerçekleştirilir. Kendini terk edilmiş çocuklarda, evet, bu bağ sonradan kurulmuş olsa da bir takım ruhsal sıkıntılara sebep olabileceğini gösteriyor araştırmalar. Dolayısıyla çocuklarımız da bizim mimiklerimizdendir. Çocuğumuz eğer hiç gülmezsek, sevgimizi, şefkatimizi göstermezsek, çocuğumuz bunu göremez. Düşünsenize, sürekli yeni doğan bir bebek anneyi ya da babayı da gözlemleyebiliyor. Sadece anneden almıyor duyguyu, babayı da görüyor. Sürekli çatı kaşık bir baba, bağıran, çağıran, hötleyen bir babayla o çocuğun duygusal sağlıklı yetişmesini beklememiz pek mümkün olmaz. Evet. Ama tabii güzel haber şu, yine de mümkün, geliştirilebilir. Kişi, evet, her şey için konuşacağım, sadece duygusal zekayla değil, benim hayat felsefem, bir hastalık varsa, bir sıkıntı varsa onun bir çözümü de vardır.
Dert varsa deva da vardır. Kişi sadece doğru yerde arasın. Doğru yere gitsin. İyileşmek istesin. Evet, yani arama kanalları doğru bir şekilde olsun ve kesinlikle, gittiği evet. yer, arayacağı yerde doğru yer doğru olsun yer yeter olsun. Ki. O çözüme ulaşmak çözüm adına. Çözüm vardır. Hı-hı. Evet, genelde çözüm odaklı bir terapist olunca çok kolay konuşuluyormuş gibi geliniyor ama değil. Hepimizin acıları var. Hepimizin yası var. Hepimiz sıkıntılardan geçiyoruz. İnanın yası olmamış, sorunu olmamış, olumsuz anne babadan gelmemiş bir çocukluğumuz neredeyse hemen hemen hiçbirimizin yok. Ya her dediğimiz yapılmıştır, paşa çocuğuzdur, yeni nesil içinde konuşuyorum, sadece geçmiş kuşak için konuşmuyorum. Her dediğimizin yapılması da bir hastalıktır. Her şeye sahip olabiliyorsa kişi mücadeleyi öğrenemez, sabrı öğrenemez, motivasyonu öğrenemez. Her şeye sahip olmak da iyi bir şey değil. Bir önceki kuşak da varlık içerisinde yokluk çeken, var ama yokmuş gibi. Önemsenmeyen duygularımızdan dolayı yokluğunu çekiyoruz. Hepsinin de ilacı var. Kişi sadece iyileşmek istesin. Peki bu nasıl gelişiyor? Bunun ilacı nedir? Biraz da evet, bize reçeteyi. Çözümlere geçelim evet, birazcık biraz da reçeteyi bize açarsanız. Şimdi Goleman'ın duygusal zeka modeli var. Bir de Baron'un duygusal zeka modeli var. Birkaç tane duygusal zeka modelleri var. Ben Goleman'ınkinden bahsedeceğim. 5 madde üzerine bağlıyor. Bu 5 madde aslında hepimizin bildiği fakat çok geliştiremediğimiz bir şey. Hani duygusal zeka hiç bilinmeyen bir şey de değil tabii ki demiştik. Buradaki madde şu. Birinci madde kişinin kendini tanımasına geliyor. Buradan Yunus Emre'nin sözüyle ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diyor ya. Evet. Bunun gibidir kişinin kendini tanıması. Kişinin soracağı soru şu, ben kimim? Ben ne istiyorum hayattan? Gerçekte ne olmak istiyorum? Olduğum kimlikle olmak istediğim kimlik örtüşüyor mu? Hı hı. Şimdi kişi işte yazdı şöyle peçeteyi. Kitabın içinde de bu liste halinde var zaten. İkinci bölümde böyle alıştırmalar var. Hı hı. Şimdi şey üzerinden göstereyim sayfasını bulamayacağım için. Kişi işte yazdı işte ben öfkemi kontrol edemiyorum. Duygusal zeki etkinlikler mi şurada? Çok hep etkinlik var. Hı hı. Şöyle ben göstereyim. İşte bir tarafa kendindeki şu özelliklerini yazsın. İşte öfkeliyim, öfkemi azaltmak istiyorum. Hı hı. Her şeye üzülüyorum, her şeye kafama takılıyorum. Panik biriyim, kaygılı biriyim, çok heyecansal biriyim. Ya da kendimi ifade edemiyorum. Ya da işte şunları şunları yapmak istiyorum diye önce belirliyor. Şuraya da kim olmak istiyorum? Ne olmak istiyorum? Aslında öfkemi kontrol etmek istiyorum. Kendimi daha iyi ifade etmek istiyorum. Evet. İçine kapanıklığımdan biraz sıyrılmak istiyorum. Hı-hı. Duygularımı şöyle yansıtmak etkinlikleri istiyorum. Etkinlikleri göstermek evet. için açtım Hı-hı. şöyle. Şurada etkinlikler var. Burada olmak şey şu. Hı-hı. Olduğum kişiyle olmak istediğim kişi arasındaki mesafe çok büyükse evet o kişinin kendiyle ilgili ciddi çalışması lazım. Hı-hı. Belki böyle bir durumda destek almasını öneririm. Ama açık çok yüksek değil. Ne yapılabilir? Kişiye, o ulaşmak istediği kişiye, ideal insana, Hı-hı. kamil insana ulaşmak için ne yapması gerekiyor? Bununla ilgili kişi kendiyle çalışmalı. Ben gerçekte ne istiyorum? Ne olmak istiyorum? Ya da olduğum meslekle kendim uyumlu muyum? Sevdiğim işimi yapıyorum. Hı-hı. Kişinin kendi farkındalığı, kendini tanıması, hayat amaçlarını yazması. Yazmak birçok şeyi de çözümlüyor. Kendini tanımanın yolu kendine soru sormaktan kendine geçiyor? Kendine soru sormaktan geçiyor. Hı-hı. Bir de güvenebileceği insanlardan destek alabilir. Hı-hı. Ama bunun için güvenilir insanı seçmek gerekiyor. Yani bundan kastınız mesela işte psikolog, birincisi zaten profesyonel anlamda psikolog ve aile danışmanlarından destek alsın. Ama diğer türlü de ailenin büyüğüdür, ferasetli biridir. Eleştiriye açıksa kişi ki duygusal zekanın geliştirmenin basamaklarından biri de eleştiriye açık olmak. Eğer ben kendimle ilgili bir dönüşüm başlatacaksam bunu güvendiğim, abla dediğim ilmine, eğitimine, davranışlarına güvendiğim birini kendime eğer açtıysam da onun bana geri bildirimine de açık olmam gerekiyor. Bu geri bildirimi açık değilsem, bu beni daha çok yaralayacaksa ki biz bazen paylaşmaktan da korkuyoruz. Evet, çünkü çok evet. paranoid olmaya da doğru gidiyoruz. Bazen sosyal medya üzerinden soru geliyor. Bir şekilde yönlendiriyorum. Hani yapılabilecek bir şey varsa söylüyorum, yapılamayacak bir şey varsa terapiste, aile danışmanına yönlendiriyorum. Ama ben ona sırlarımı açıklayamam diyor. Sen sırlarını açıklayamazsan kimse yardımcı olamaz diyorum. Hı hı. Güvenmek zorundayız. Yani şimdi bir
yola çıkacağız, derman bulmak amacıyla yola çıkarken yanımıza alacağımız azık diyorsunuz ki birincisi önce kendimizi tanıyacağız, kendimize sorular sorup kendimizi tanıyacağız. İkincisi açık olacağız gelen eleştirilere. Üçüncüsü de herhalde kendimizi rahatlıkla ifade edebileceğiz. Hani dediniz ya ben söyleyemem. Aslında söyleyemedikten sonra yani söyleyemeyince karşıdaki de derman bulamaz zaten. Şu sözü de çok severim. Ne istediğini bilmezsen Rabbin sana ne istediğini nasıl versin ki? Çünkü ne istediğini sen bilmiyorsun daha. Bilemeyince zaten isteyemezsin de. Evet, hani tam olarak yani, ne istediğimi bilemezsem ben Rabbimden onu da isteyemem. Birçok kere de sorun oradan çıkmıyor mu? Biz bu soruyu terapide de soruyorum, seminerlerimde de soruyorum. Her televizyon programında da bazen konu varsa yeri de söylüyorum. Gerçekte ben ne istiyorum sorusunun cevabı çok kolay bir cevap değil. Evet. Çünkü biz insan olarak ne istediğimizden ziyade ne istemediğimize de odaklanıyoruz. Bu soruyu yüzlerce kişiye sordum. Çalıştığım, ebeveynlere danışmanlık yaptığım süreçlerde de hepsinde de herkes genelde listesinde ne istemediğini soruyor. Ben de hep şunu soruyorum. Ben sana ne istediğini sordum. Ne istemediğini değil. Bu olumsuz düşünceyle alakalı bir şey mi? Yani çünkü, genelde düşüncelerimiz olumsuz. Duygusal zekayı geliştirmenin maddelerinden, alt basamaklarından bir tanesi de olumlu düşünmeye kendimizi yönlendirmek. Negatif düşüncelerimizden psikolojik anlamda işlevsel olmayan düşüncelerimizi fark edip onu işlevsel hale getirmek. Nedir işlevsel olmayan düşünce? Kişi sürekli işte trafiğe çıkıyorsunuz ya araba çarparsa. Çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz ya çocuğuma bir şey olursa hani eskilerin evham dediği. Bir yere gidiyorsunuz acaba üstüme başıma bakarlar mı? Benim için ne söyleyecekler? Arkamdan ne diyecekler? Bir düğüne gidersiniz. Evet acaba onu değil de bunu mu giyseydim? Şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı? Sürekli böyle ya da biri size küser. Küstüğünü varsayarsınız. Siz geçti aslında sizi görmedi. Size bir selam vermedi. Evet o bana selam vermedi. Niçin vermedi? Bana küstü mü? Kızdı mı? Dersiniz. Siz sonra onunla bir araya gelirsiniz. O kişi onu unutmuştur bile. Sadece sizi görmemiştir. Evet. Ama ne olur o karşıdaki kişi daha küser. Dağın haberi olmaz misali. Benimle konuşmadı. Bana selam vermedi. Suratını da çevirdi der. O da onu kırgınlığa çevirir. Ayıkla pirincin taşını sonra. Evet. Burada olay da büyür. Burada da hüsnü zan karşımıza çıkıyor değil mi? Ya da kişi eşine ulaşmak ister, telefonu kapalıdır. Tamam, eyvah tamam gitti, beni aldatıyor da diyebilir. İş toplantısındadır da diyebilir. Ya da telefonun şarjı bitmiştir. Ya da kaza mı geçirdi başına bir şey mi geldi? Evet. Yani ilk bayanların düşüncelerinde düşünce var. Evet, bu da var dediğiniz gibi. Dolayısıyla düşünce kime ait? Bana ait yine. Nereden çıkıyor? Benden çıkıyor. Olay kilit noktası nerede? Yine bende bitiyor iş. Bu yüzden de bu çok önemli. Oradaki işlevsel olmayan düşüncelerimizi fark edip yazabilmek. Hep aynı şeyi yapıyorsa kişi, eşi her geldiğinde hep kaza geçirdi, beni aldattı deyip hep olumsuz bir düşünceye gidiyorsa kişi bunu tespitlemeli, o düşüncesiyle çalışabilmeli. Yazdığı zaman orada öneriler var. Onu çabalayıp yapabiliyorsa çok güzel. Buna rağmen yapamıyorsa o zaman destek alması lazım. Çünkü pozitif bir kanala girmediğimiz sürece hayatımızda pozitif olmuyor. Çünkü duygular hislerde bulaşıcıdır. Evet. Düşünsenize ben buraya geldiğimden beri sizinle ilk defa tanıştık. Sizinle ilk tanıştığımızda ilk izlenimim suratı asık biri olmuş olsaydım, kaşları çatık biri olsaydım ne hissedecektiniz? Yani pozitif en azından bir elektrik ışık alamayacaktım siz de. Belki bu kadar rahat, bu kadar samimi konuşamayacaktık. Evet. Yani düşünürseniz biz ilk defa karşılaştık sizinle. Siz beni ilk gördünüz, ben sizi ilk gördüm. Tıpkı bunun gibi biz insanlara duygu enerjisi veririz. Hisler bulaşıcıdır. Bununla ilgili yapılmış bir araştırma da var, yine uluslararası bir araştırma. Mutlu olan insanlara bakmışlar. Bunları incelemişler. Hep böyle güzel cümlelerle pozitif bir güne başlamalar ve etrafına da bunu yapmalarını söylemişler. Belli bir zaman sonra yakınında bulunan kişileri de inceliyorlar. O kişilerin de bir yıl sonrasında mutluluk oranının arttığı görülmüş oluyor. Duygular bulaşıcı. Kesinlikle. Ben şu an somurtkan, kızgın bir durmuş olsaydım siz de kasılacaktınız, gerilecektiniz, programa iyi başlayamayacaktınız. Ama yaydığımız enerji, hani aynı Hazreti Mevlana'nın dediği gibi insanlar aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. Evet. Dolayısıyla bu da çok önemli bir durum. O yüzden dönüp dolaşıp hep duyguya geliyoruz. Evet. Kişinin tanıması dedik. Kişinin diğer bir maddeyi de geçeceğim. Ana maddemiz kişinin duygularını yönetebilmesi, düzenleyebilmesi. Ben kendimi fark belki ettim. Belki de önemli kısmı o, orası değil mi? Ben öfkeli adamın tekiyim dedim kendime.
Ya da her şeye üzülüyorum, her şeye kaygılanıyorum. Bunu nasıl yöneteceğim, bunu nasıl düzenleyeceğim? Ben nerelerde bunu yaşıyorum? Bunu da tespitleyip bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Tespit esnasında belki şunun da düşüncelerin içine ilave edilmesinde fayda olacak Yeliz Hanım. Yani ben bu olumsuz düşüncelerle kendime zarar veriyorum. Artı eğer aileden bahsediyorsak, bir aileden bahsediyorsak çocuklarıma ve eşime. Evet. Çünkü sürekli işte aldatılan bir eş düşüncesi gerçekten belki de bir yerde o eşi aldatmaya aslında itiyordur. Ya da ona da sürekli kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Bugün çok güzel konulara parmak bastınız. Ya da sürekli acaba bir kaza mı geçirdi? Evet. Aslında orada belki de doğaya, biz tabiata olumsuz mesaj gönderiyoruz. Yani şimdi sürekli olumsuzu çağırıyoruz. Kendini kehanette şöyle bir şey var. Düşüncelerin zaten belli bir zaman sonra bilinçaltına her attığımız şey, Jung'un bir sözü var. Bilinçaltına attığınız şey açığa çıkmadıkça kaderiniz olarak karşınıza gelir. Kişi ben aldatılacağım, aldatılacağım diyorsa emin olun bir süre sonra gerçekten ya aldatılmıştır ya aldatılmaya doğru o şeyi vermiştir. Evimize hırsız girecek, hırsız girecek diye kişi paniklemekten gerekli tedbirini alamıyorsa evine bir gün hırsız girer. Evet. Çünkü biz bunu bir çağrışım olarak yapıyoruz. Birincisi bilimsel anlamı. İkincisi de dua niyetine geçiyor. Bir o kısmı işte atlatıyoruz yani sürekli. Yani sen bunu çok istedin diyor kulum. Aa, tamam, sen benden bunu istedin. Evet. Sen iyi bir evlilik istemek yerine ya beni aldatırsa o kadar odaklandın ki tamam. Ne yapacaksın olayına giriyor. Ya bu evet ağır imtihanlar, o yüzden de olumsuz düşünceler bizim için bizi hasta ediyor. Buradan bunun farkına varmak lazım. Evet. Bugün migrenden tutun, ülserden tutun, alerjik hastalıklarından, cilt rahatsızlıklarından tutun. Hepsinin altında aslında baskılanmış duygular çıkıyor. İfade edemediğimiz, kendime vazı var edemediğimiz, bununla birlikte işlevsel olmayan düşüncelerimizi çevirdiğimiz duygular geliyor. Çünkü o kafamızda her kurduğumuz aldatıyorum imajına biz bir de gerçekten aldatılmış gibi duygu yüklüyoruz. Evet, o duyguyla da zaten bir daha itmiş oluyoruz. Zaten o duyguyla yani adam kapıdan içeri oluyor. Girince ağzından burnundan getiren bir de kadın tiplememiz var. Evet. Ya da telefonunu sürekli karıştırma ihtiyacı duyuyoruz. Sürekli. Hatta biliyorsunuz takip programları koyuluyor. Evet, evet. Şimdi şeyleri var, bir de büyüklerimizin bir sözü var. Bir kişiye 40 gün ya da 40 kere deli dersen deli olur diye aslında büyüklerimizin ben de bildiği çok şey çok var ama. Çok seviyorum. Anneannelerimiz, babaannelerimiz gerçekten de yani çok güzel psikolojik tespitler yapmışlar birine. Evet. Belki isim yok orada, etiket yok, isim yok fakat tespitleri elinde, tespit tecrübeleri. Yani. Bilinçaltını vurguluyor, bu da çok güzel. Çünkü bilinçaltı da çok işlenmesi gereken bir kavram. Çünkü bilinçaltımızda bu duyguyu verdiğimiz zaman bu olur. Bir diğer maddesi de yine empati. Karşımızdakinin yerine koyma. Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Böyle, o zaman çok biraz hızlı geçeyim. Empati, empati de çok uzun bir konu. Diğeri iyimserlik, olaylara iyimserlikle yaklaşabilme. Bir de sosyal ilişkileri düzenleyebilme becerisi. Evet. İlişki sosyal yönetimi, yaşamda, iletişim becerisi. Evet, duygusal zekanın rolünü de atlamayalım. Onu da inşallah siz bize anlatın. Kendini yöneten kişi kendini tanıdı, kendini yönetebildi. Kendini yöneten empati yaptı. Dolayısıyla karşıdaki iletişim becerilerine sahip olacak. Bu iletişim becerilerini geliştirmenin de en iyi yolu ben dilini kullanabilmek. Sen şöylesin, böylesin demek yerine ben böyle düşünüyorum, bana böyle geldi. Hangi noktada ama ben dilini örnek kullanacağız? Örnek verebilirim. Biraz tehlikeli tamam. Bazı yerlerde. Şöyle, çocuk gürültü yapıyor aslında. Sen ne yaramaz çocuksun da sana kaç kere söyledim de çocuk ne anlıyor? Evet ben yaramazım ama onun yerine yavrucuğum gürültü yaptığın için bugün benim başım ağrıyor. Sen şu an gürültü yaptığın için benim de başım ağrıyor. Başım ağrıdığı için ne oluyor? Çocuk orada diyor ki hani ben yaramaz değilim. Yaramaz etiketini kullanmıyoruz zaten. Annem hasta, annemin başı ağrıyor diyor. Evet. Ya da eşiniz geç geliyor. Ona kendinizi ifade etmek yerine nerede kaldın bu saate demek yerine sen geç gelince ben endişeleniyorum. Aklıma çoğu kere sana bir şey olduğu geliyor. Dolayısıyla da kaygılanıyorum. Tabii bunun karşısında beyler bazen de evet hep sensin, sen hastasın diye de gelebiliyor. Ona iptal diyoruz. Oradaki önemli olan şey şu, kendimizi ben diliyle doğru ölçüde, doğru şekilde ifade edebilmek. Kendimizi ifade ettiğimiz zaman, iletişim becerilerimizi kullandığımız zaman duygusal zekanın zaten en azından şu anki haliyle genel bir çerçevesi oturmuş olur. Yani ben dilini
kullandığımız zaman bir de karşıdaki insana ben üzülüyorum, ben istiyorum denildiği zaman zaten onun olumsuz düşüncelerini önce bir perdelemiş tabii. oluyorsunuz. Size evet. karşı olan olumlu düşüncelerine değil mi? Orada da böyle böyle de bir tılsım var evet, orada var, aslında. Evet var, var. Orada da kendimizden yola çıktığımız için var. Yine duygusal zekanın alt basamakları çok var. Eskilerimizin hani nefes terbiyesi, sabır duygusu, dürtüleri kontrol edebilme, evet. streste, depresyonanda kişinin ani, acil krizler şeyinde duygularını yönetebilmesi. Sabır duygusu burada var. Dürtü kontrolünü yine gösteriyor. İyimserlik, yani bardağın sadece boş tarafını görmek değil, dolu kısmına da bakabilmek. Bunu da yapabilmek. İletişim becerilerinde pozitif olmak, olumlu düşünce, hepsini birbirine bağladığınız zaman insan hayatını zaten daha ne olsun diyorsunuz. O zaman zaten ilişkilerimizde de sorun yaşamayız. Ama en önemli madde, birinci ve ikinci madde kişinin önce kendini tanıması. Önce kendini tanıması diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Yeliz Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Bu değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Bize vakit ayırdınız. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ediyoruz size. Evet şöyle izleyicilerimizin istifadesine sunmak için kitabınızı bir daha gösteriyoruz. Ve teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı programlarınız, hayırlı yayınlarınız olsun inşallah. Teşekkür ederim. Evet, Hanımlar Rehberi'nde bugün klinik psikolog ve aynı zamanda aile danışmanı Yeliz Sibuatullah hanımefendi ile beraber duygusal zekayı konuştuk. Başka bir programda, başka bir konu ve konukla karşınızda oluncaya kadar evinizden, huzur yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.